hobibahçe.com 2'den 4'e hayatı sunar. Üreticinin televizyonu Tarım Türk'ten yeni bir günden herkese merhaba değerli izleyiciler. Bugün tarihler 4 Ocak Cuma. Haftanın son iş gününü gösteriyor ve biz hafta içi her gün saat 14 ile 16 arasında 2'den 4'e hayatta sosyal yaşamın her alanından konular konusunda uzman konuklar, gündemdeki haberler, Anadolu mutfağından leziz tarifler, haftalık kültür sanat ajandası gibi birbirinden renkli köşelerle karşınızda oluyoruz. Peki bugün 2'den 4'e hayatta ne var? 2'den 4'e hayatta bugün bitkilerin hastalık mucizevi etkisini konuşacağız. Astım, alerjiler, kış hastalıkları, sinüzit ve migrenin tedavisinde destekleyici olarak hangi bitkiler kullanılmalı? Hepimizin evlerimizde kolaylıkla hazırlayacağı bu mucize kürlerin tarifleri ve kullanım şekli nasıl olmalı? Tüm merak ettiklerinizi bugün Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Derneği Başkanı, bitki uzmanı Ayhan Ercan canlı yayında sizler için anlatacak. Burada da birebir göstereceğiz ve sizler de soru ve görüşleriniz için 0212-886-2035 arayabilir ya da facebook.com/2den4hayat, twitter.com/2den4hayat adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz ve biz hazırız. Siz de ekranlarınızın başında hazırsanız 2'den 4'e hayat başlıyor. Buyurunuz. Bitkilerin mucizelerini biliyor musunuz? 2'den 4'e hayatta her derde deva bitki dünyasının kapıları aralanıyor. Hangi bitki hangi hastalığa iyi gelir? Hastalıklara iyi gelen, evde bitkilerle hazırlayabileceğiniz çok özel tarifleri Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Derneği Başkanı, bitki uzmanı Ayhan Ercan canlı yayında sizler için anlatacak. Bugün biz sucuk ızgara yapıyoruz değil mi? Evet efendim. Ama özel bir sucuk bu. Kesinlikle. Hemen belirtmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bu hafta vizyona giren komedi türündeki film Cem Yılmaz Fundamentals. Maşallah hepinizin elinde iPhone. Söz Gösterisi adlı tek kişilik oyunuyla Sun'a yakın. Tolga Çevik'ten Arkadaşım hoş geldin. Arkadaşım gör onları, işaret et. Aşk şarkılarının vazgeçilmez ismi Gökhan Türkmen. Kitap köşemizde bu hafta Boyut Yayın Grubu'ndan Refika'nın Mutfağı. Boyut Yayın Grubu'ndan Refika'nın Mutfağı. Ve değerli izleyiciler, 2'den 4'e hayatta bugüne dair kısa bir gezintinin ardından 2'den 4'e gündemimize bomba gibi haberlerle başlıyoruz. Hükümet terör sorununun çözümü konusunda çalışmalarını sürdürürken gündemde şu sıralar en çok konuşulan konu MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın 16 Aralık'ta İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan'la görüşmesi. Değerli izleyiciler, konuyla ilgili bir açıklama yapılmıyor. Kulislerde açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda devreye giren Öcalan'ın bu hamlesiyle tekrar muhatap alınmak istediği ve hükümetin de bu hamleyle karşılık verdiği konuşuluyor. Öte yandan Adalet Bakanı Sadullah Ergin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada asıl olan Türkiye'de yıllardır var olan terör belasının bitirilmesidir dedi ve bu konudaki kararlılıklarını da dile getirdi. Yeni Şafak gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la Abdullah Öcalan 16 Aralık'ta İmralı'da görüştü yazısı gündemin ilk sırasına oturdu. Görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi, ancak kulislerde Hakan Fidan'ın İmralı'da 2 gün kaldığı ve özellikle cezaevlerindeki açlık grevlerinin 67. gününde devreye girerek bu durumun sona erdirilmesini isteyen Abdullah Öcalan'ın bu hamlesine karşılık olduğu konuşuluyor. Peki hükümet Öcalan'dan ne istiyor? Binlerce vatan evladını teröre kurban veren Türkiye artık bu sorunun tamamen bitirilmesini bekliyor.
Devlet bu aşamada özellikle açılımların ardından PKK'nın silah bırakmasını istiyor. Habere göre Fidan, Öcalan'la PKK'nın silah bırakması yönünde kapsamlı ve belli bir takvime dayalı bir mutabakata varmış. Öcalan'ın içinde Ahmet Türk ve Ayla Akat'ın da olduğu heyetle yaptığı görüşmede varılan mutabakatı anlattığı da iddia edildi. Öcalan'la MİT Müsteşarı Fidan arasındaki görüşmelerde silah bıraktırma sürecinin nasıl işleyeceği, kimlerin sürece ve görüşmelere katılacağı yönünde yeni bir mekanizma oluşturma konusunda uzlaştığı ileri sürüldü. Abdullah Öcalan'ın avukatlarının devre dışı bırakılması üzerine de Öcalan'ın mesajlarının BDP'li vekiller aracılığıyla verilmesi yönünde görüşe varıldığı belirtildi. Konunun bir numaralı muhatabı Hakan Fidan'sa görüşmelerin ana hatları hakkında bilgi verdi. Fidan, yapılan görüşmelerin ve müzakerelerin yeni bir süreç olmadığını, daha önce de bu yönde temasların yapılmış olduğunu ifade etti. Örgütün silah bırakmasının kısa vadede sağlanmasının zor olduğunu belirten Fidan, Öcalan'la uzlaşma sağlansa bile sorunun kısa zamanda çözümü zor dedi. Fidan, PKK ilk kurulduğu dönemdeki PKK değil, zaman içinde örgütün yapısı değişti. Yabancı ülke vatandaşlarının katılımları oldu, Suriye'den örgüte katılımlar oldu, bunların etkisi arttı diye konuştu. Öte yandan hükümet kanadından açıklama ise Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den geldi. Bir gazetecinin bunun öncekilerden farkı ne sorusuna Ergin, asıl olan burada Türkiye'de uzun yıllardır devam eden terör illetinin ortadan kalkmasıdır. Bu amaca hizmet edecek olan her türlü yol, yöntem meşru dahilinde değerlendirilecektir dedi. Şubat soruşturması kapsamında verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı serbest bırakıldı. Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı mahkeme ve savcı sorgusu sırasında tüm sorulara yanıt verdi. İmzası ve parafı bulunmayan belgeleri kabul etmeyen Karadayı darbe iddialarını hayali olarak nitelendirdi. Savcılık sorgusu sırasında Karadayı'ya Sincan'da yürütülen tanklar da soruldu. Karadayı söz konusu tanklar NATO görevi için Etimesgut'ta bulunan zırhlı birliklere intikal eden tanklardır. Benim tankların yürütülmesinden sonradan haberim oldu. Tanklar normal güzergahtaki yolun bozuk olması sebebiyle şehir içerisindeki güzergahı kullandılar yanıtını verdi. 3,5 saat süren savcılık sorgusunun ardından Karadayı tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Yaklaşık 8 saat Ankara Adliyesi'nde kalan İsmail Hakkı Karadayı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yani sağlık sorunları mı gerekçe gösteriyor? Bütün hepsi, bütün hepsi. Hayır, tek bir gerekçe değil. Adli kontrol yeterli olabilir diye genel bir gerekçe gösterdi mahkeme. Adli kontrolü yeterli buldu genel bir gerekçeyle. Ve haftada bir gün, çarşamba günü imza, yurt dışı çıkış yasağı ve tutuklama talebini reddine kararlar. Karadayı'yı serbest bırakan hakim Halil İbrahim Kütük kararını çarpıcı bir gerekçeye dayandırdı. Sözlerimi sonuna kadar dinleyin diyen hakim Kütük, gerekçesinde şu ifadelere yer verdi. Evet, bu gördüğünüz ıslak imzalı yüzlerce belgede sizinle ilgili kuvvetli suç şüphesi var. Ancak başlı başına soyut şüphe, tutuklama gerekçesi yapılamaz. Değişen yasal düzenleme şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanabiliyorsa tutuksuz yargılama hükümlerinin uygulanmasını emrediyor. Karadayı hakkında çıkan karar 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan diğer şüpheliler için de emsal teşkil edebilir. Tutuklu 60 asker sanık Karadayı kararını ve değişen yasal düzenlemeleri emsal göstererek tahliye talebinde bulunabilecekler. Hükümet bedelli askerlikle ilgili yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor değerli izleyiciler. AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan imzalı önergede yaş sınırının 29'a çekilmesi öngörüldü. Başbakan Erdoğan kabul ederse sınır 29'a indirilecek. Bedelli askerlikte yaş sınırının 29'a indirilmesi gündemde. AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan imzasını taşıyan genelge kabul edilirse 30 olan yaş sınırı 29'a düşürülecek. Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik taksidini zamanında ödemeyen ve hiç başvurmayanlar için bir aylık ek süre tanıyan önergeyi meclis başkanlığına sunan Turan, çok sayıda vatandaşın talebi üzerine yaş sınırının düşürülmesi konusunu da gündeme getirdi.
AK Parti Grup Yönetim Kurulu'nda da gündeme gelen bu öneri MYK toplantısında Başbakan Erdoğan'a sunulacak. Bedelli askerlik başvurularının beklendiği kadar olmadığı, yeni düzenlemenin başvuranların sayısını arttıracağı ve elde edilen gelirin de artacağı saptaması yapıldı. Daha önce kabul edilen yasa tasarısıyla 30 yaşından gün almış olanlar 30 bin lira karşılığında askerlik hizmetine tabi tutulmaksızın hizmetlerini yerine getirmiş sayılacaklar. Belirlenen miktarın 6 eşit taksitte ödenebileceği açıklanmıştı. Ve değerli izleyiciler, memurun zammı %3.1'e çıktı. Şöyle ki devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri 2012 yılı Temmuz-Aralık dönemi için %0.14 oranında enflasyon farkı alacak demiştik. Ve bununla ilgili memur maaşına Ocak 2013 itibarıyla toplam %3.14 zam yapılacağı duyuruldu. Ve emeklilere bir haberimiz var. Emekliye de hem yeni yıl hem intibak zammı var. Yaklaşık 2 milyon emekliye Ocak ayında çifte zam olacak. Bununla ilgili SSK 4A emeklileri ve 12.300 civarında Bağkur yani 4B emeklileri için söz konusu bu durum ve bunlar hem normal zamdan hem de intibak zammından yararlanacaklar deniliyor. Bu arada hemen bir duyurumuz da var. Verilen bir yasa teklifi de eğer kabul edilirse binlerce astsubay ve emeklisi de Ocak ayındaki normal zammın dışında bir de intibak zammı alacaklar. Ve intibak zammından yararlanabilmek için de herhangi bir başvuru yapmaları gerekmiyor diyoruz. Ve iş gücünde insan kaynağı raporu yayımlandı. Çıkan sonuçta Türkiye'de firmaların %49.4'ü aradığı nitelikli iş gücünü bulamadığını belirtti. %33'ü de son yılda doldurulamayan bir pozisyon olduğunu açıkladı. Türkiye'de işverenin mavi yakalı olarak tanımlanan işçi bulamadığı ortaya çıktı. Yani aslında denilen o ki, işsizlik sorunundan ziyade mesleksizlik sorunu var demiştik biliyorsunuz. İşkur İstanbul İl Müdürü Muammer Coşkun'la konuşmuştuk ve dün de İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Genel Sekreteri Fatih Uysan buradaydı ve kendisiyle de bunu konuşmuştuk. Disiplin ve ahlak önemli denilmişti ve bununla ilgili de firmalar iş disiplini ve iş ahlakına sahip olmanın önemini belirtirken ilk tercihlerini buna göre yapıyorlar. Bunun da altını çizelim ve geçiyoruz haberimize. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı okul sütü ihalesini iptal etti değerli izleyiciler. Teklif veren isteklilerden birinin itirazı üzerine ihale iptal edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada okul sütü programı kapsamında UHT içme sütü mal alım ihalesinin 6 firmanın katılımıyla 20 Aralık 2012 tarihinde yapılarak onaylandığı anımsatıldı. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesi kısmına teklif veren isteklilerden birinin 4734 sayılı kamu ihale kanunu çerçevesinde bakanlığa yapmış olduğu itirazın değerlendirildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yapılan inceleme sonucunda itiraz yerinde bulunarak söz konusu ihalenin 3 Ocak 2013 tarihinde iptaline karar verilmiştir. Okul sütü mal alım ihalesi en kısa süre içerisinde yeniden yapılacaktır. Okul sütü dağıtımı önceden planlandığı şekilde 2012-2013 eğitim öğretim döneminin ikinci yarı yılında başlayacaktır denildi. Ve değerli izleyiciler hemen şunu da hatırlatalım. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ihalenin 9 Ocak 2013 Çarşamba günü pazarlık usulüyle yapılacağını açıklamış. Bununla ilgili son dakika gelişmemiz ve kar geliyor dedik. Dün söyledik bunu. Yeni yılın ilk haftası yurdun bazı bölgeleri kar yağışına teslim olacak. Pazar günü de İstanbul başta olmak üzere Marmara ve diğer bölgelerde etkili kar yağışı bekleniyor dedi ki. Ve bakalım hava yeni yılın ilk hafta sonunda ve önümüzdeki hafta nasıl olacak? Bununla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Fevzi Burak Tekin telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Tekin hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. İlk haftası hafta sonunda kar yağışı bekleniyor denildi. Özellikle Marmara'da ve diğer bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Yurdun genelinde nasıl olacak hava durumu ve kar yağışı beklentisi?
Tabii hemen aktaralım efendim. Bu akşam saatlerinden sonra ülkemizin kuzey kesimlerinin Karadeniz'in üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini tahmin ediyoruz. Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de başlayacak olan yağışın yarın İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında aralıklarla görülmesini bekliyoruz. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise kar şeklinde olacağını tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklığı ülkemizin kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgara baktığımızda rüzgar değişik yönlerden gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında ise yer yer kuvvetleneceğini tahmin ediyoruz. Bugün bölgelerimize göre illerimizdeki en yüksek sıcaklıklara baktığımızda İstanbul 10, Aydın 13, İzmir 12, Adana 17, Antalya 17, Ankara 5, Trabzon 12, Van 2 ve Şanlıurfa ise 12 derece olmasını beklemekteyiz. Hafta sonuna baktığımızda cumartesi ve pazar ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları görmek mümkün olacak. Cumartesi günü Marmara ve Karadeniz kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'de kar, yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, Güneydoğu Anadolu'da karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağını tahmin etmekteyiz. Pazar günü ise İstanbul'da kar bekliyoruz. Ülkemizin büyük bir bölümünde iç ve doğu, özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışı görülecek ama Marmara'nın doğusunda, Doğu Karadeniz kıyılarında, Orta ve Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise kar görülecek. Pazar günü ise özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı var. Buradaki vatandaşlarımızın dikkat ve tedbirli olmasında fayda var diyoruz. Evet Sayın Tekin, bahardan kalma havalar sona eriyor herhalde yurt genelinde de. İstanbul'da da dediniz pazar günü kar yağacak. Peki bu yağışlar ne zamana kadar devam edecek? Şöyle söyleyeyim efendim, şu an için önümüzdeki diğer günlere baktığımızda ise pazartesi, salı günü ise bu yağışlı ve soğuk hava ülkemizde kalmaya ve ülkemizi etkilemeye devam edecek. Ama çarşambadan itibaren bu soğuk havanın, daha doğrusu yağışlı havanın doğuya doğru çekilmesiyle parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. Ama yine hava sıcaklıkları eksilerde olmaya devam edecek. Yani tam anlamıyla artık kış geldi diyebiliriz. Kış geldi artık tam anlamıyla kabul edelim diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sağlıcakla kalınız efendim. Duydunuz sizler de, bahardan kalma havalar sona eriyor. Artık kışı kabullenelim, ona göre giyinelim, hastalıklardan korunalım diyoruz ve geçiyoruz diğer haberimize. İstanbul'da son günlerde yaşanan zehirlenme olayları dikkatleri kombi ve bacaların üzerine çekti. Zehirlenmenin yanmamış doğal gazdan değil, atık gazdan kaynaklandığını söyleyen uzmanlar vatandaşları baca ve kombi kontrolleri konusunda uyarıyor. İstanbul'da son günlerde yaşanan karbon monoksit zehirlenmeleri gözleri kombi ve bacalara çevirdi. Fatih'teki bir otelde meydana gelen doğalgaz sızıntısı sebebiyle 21'i turist, 23 kişi zehirlenmişti. Zehirlenen 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti. Bu olayın ardından çok kısa bir süre sonra ise Zeytinburnu'nda 5 Afgan uyruklu, Fatih'teki bir evde de 3 Libya uyruklu genç karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Ardı ardına yaşanan zehirlenme olayları gözleri kombi bağlantıları ve doğalgaz tesisatının nasıl yapıldığı konuları üzerine çevirdi. Ya vatandaşımız şunu yapmalı, eğer ki kombilerin yerinde montajını söküp yeniden başka bir kombi takıp kombinin bacasının montajını uygun bir şekilde yapmadığı zaman ortama atık gaz verip ondan sonra zehirlenmelere sebebiyet verebiliyor. Yani bu son zehirlenmelerin sebebi zaten bundan kaynaklanıyor. Montajı yapanlar sıradan bir tesisatçı olmamalı. Eğer ki kombi söküldüyse, yerine yeni bir kombi takıldıysa yine İGDAŞ yetkili sertifikalı firmalara yaptırmalı ve bunun uygunluğunu, kontrollerini İGDAŞ'a zaten bildirmek zorunlu yetkili sertifikalı firmalar. Baca. Uzmanlar düzgün takılmamış bacadan sızan atık gazın zehirlenmelere sebebiyet vereceğini kaydetti. Zaten zehirlenme genelde atık gazdan kaynaklanıyor. Doğalgazın böyle bir zehirleme özelliği yok.
Doğalgaz kokusuz bir gazdır. Sadece doğalgazın içerisinde fark edilsin diyerekten sarımsak çürüğüne benzer bir koku veriliyor ki bu da tespit edilsin. Kolay bir şekilde kaçak olduğu tespit edilsin diyerekten bu koku veriliyor. Geneldeki bu tür zehirlenmelerin tek sebebi atık gaz. Bacadan sızan atık gazın içeriye verilmesiyle zehirlenme olabiliyor. Zehirlenmenin yanmamış doğal gazdan değil, atık gazdan kaynaklandığını söyleyen uzmanlar, vatandaşları baca ve kombi kontrolleri konusunda uyarıyor. Ve Hollanda Patriot'ların gönderileceği tarihi açıkladı değerli izleyiciler. 8 Ocak'ta yola çıkacak 2 Patriot bataryası 2 hafta sonra Türkiye'de olacak. Hollanda Savunma Bakanlığı Patriot füze bataryalarının 2 hafta sonra Türkiye'de olacağını açıkladı. Patriot'larla ilgili hazırlık yapmak üzere 30 Hollandalı ve 20 Alman askeri yetkiliden oluşan heyetin 8 Ocak'ta Türkiye'ye hareket edeceğine yer verilen açıklamada füze savunma sistemini kullanacak, yaklaşık 270 Hollandalı askerin ise 21 Ocak'ta yola çıkacağı kaydedildi. Patriot bataryalarının konuşlandırılacakları Adana'ya 22 Ocak'ta varması bekleniyor. Bataryaların Türkiye sınırında bir yıl kalacağı ve Hollandalı askerle birlikte ülkeye olan maliyetinin 42 milyon euro olacağı ifade edildi. Almanya'da daha önce Türkiye'ye gönderilmesi onaylanan 2 Patriot füze bataryasının 8 Ocak'ta yola çıkacağını ve 2 hafta içinde Türkiye'de olacağını, Ocak sonu veya Şubat başında aktif hale geleceğini açıklamıştı. Patriot füze savunma sistemleri ve radarlarının karmaşık ve hacimli yapısı deniz yoluyla nakledilmelerini gerektiriyor. Ve değerli izleyiciler, bugün 2'den 4'e hayatta doğa eczanesinin bize sunduğu şifalı bitkileri konuşacağız. Hangi hastalıklara iyi geliyor? Destekleyici tedavi olarak tabii ki hangi hastalıklara iyi geliyor? Astım, alerjiler, kış hastalıkları, sinüzit ve migrenin tedavisinde destekleyici olarak hangi bitkiler kullanılmalı? Ve evimizde kolaylıkla hazırlayacağımız mucize kürlerin tarifleri neler? Ve daha birçok soruyu birazdan Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Derneği Başkanı, bitki uzmanı, yazar Ayhan Ercan burada olacak ve lütfen sizler de hiçbir yere ayrılmayınız. Sorularınız için telefon numaramızı arayınız. Kısa bir ara sonrasında buradayız. Hobibahçe.com'un sunduğu 2'den 4'e hayat devam ediyor. Ve işte karşınızda Ayhan Ercan'ın Doğadaki Sağlık kitabı ve biliyorsunuz programımızın başında da söylemiştim. Bugün doğa eczanesinin bize sunduğu o şifalı bitkileri konuşacağız. Hangi hastalıklara iyi geliyor? Hangi hastalıklardan ziyade aslında bugün astım, alerjiler, kış hastalıkları, sinüzit ve migrenin tedavisinde destekleyici tedavi olarak kullanabileceğimiz bitkilerin etkilerini ve tabii ki aslında en önemlisi de nasıl kullanılması gerektiğini konuşacağız. Etkilerini konuşacağız. Kür halindeki karışımlarını konuşacağız. Özel tarifler vereceğiz demiştik. Ve bunun için Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Derneği Başkanı, bitki uzmanı, aynı zamanda yazar Ayhan Ercan şu anda stüdyomuzda ve hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Valla aslında bu kadar bitkinin içinde bu kadar güzel bir doğa eczanesine sahipken ülkemizde de iyi olmamak aslında elde değil. Ama bunu nasıl kullanacağımız önemli. Kesinlikle. Bunların detaylarını konuşacağız zaten. Şimdi öncelikle ben sizi bir de şu şekilde tanıtmak istiyorum. Tabii ki bitkiler çok aslında ince konular. Sektöründeki doğru bilinen birçok yanlışı düzeltmeyi kendine misyon edinmiş doğa ve bitki dostu Ayhan Ercan. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu şekilde tanımlayabiliyoruz sizi. Şimdi öncelikle hani sizi hem tanıyanlar mutlaka ki vardır, tanımayanlar da vardır. Öncelikle sizden biraz bahsetmek gerekirse bu işi, yani bu çok önemli bir iş. Ve siz çocukluğunuzdan beri bunu yapıyorsunuz. Okul tatillerinizi babanız rahmetli Recep Bey'in Eminönü'ndeki Aktar dükkanında şifalı bitkilerle, şifalı otlarla ve bunların nasıl kullanılacağını öğrenerek geçirmişsiniz. Doğru. Çok doğru. Yani üç erkek kardeştik. Biz dolayısıyla da en yaramazda da bendim muhtemelen. Onun için annem her boş vakitte beni babamın yanına gönderiyordu. Dolayısıyla da çok erken yaşlarda aşırı neşir olmak durumunda kaldım. Aşağı yukarı 29 yıl oldu bitkilerin içerisindeyim. Yani doğduğunuz günden bu yana yok neredeyse. Yok yani çok değil. Ben 42 yaşımı bitirdim. 43'e doğru gidiyoruz yavaş yavaş.
Ama işte bilinçli olarak, ortaokul döneminden beri bilinçli olarak biliyorum. Bilinçli olarak bunun içindesiniz. Evet. Sonuçta aslında çocukken de bilinçsiz bile olsa sonuçta hep gördünüz bitkileri, baharatları değil mi? Tabii hem öyle hem de bakın benim de oğlum var 9 yaşında mesela. Birçok insan, amin cümlenizinkini, birçok insan çocuklarına sağlıklı beslenme için bir takım baskılar yaparken içinde yetişen insanlar da çok öyle olmuyor. Mesela benim oğlum hamburger yemiyor, benim oğlum fast food yemiyor ve ben yeme demediğim halde. Çünkü benim işim icabı, o da dönem dönem benim yanımda bulunuyor. Çalışmalarım sırasında yanımda oluyor. Mesela kitabımı yazarken 32 gün ben Bolu'da, Aladağlar'da kaldım. 1400 rakımlık bir tepede, bir tesiste ve televizyon yok, gazete yok, hiçbir oyuncak yok, hiçbir eğlence aracı yok. O da benimle beraber kaldı ve sıkılmadı. Demek ki biraz hem genler hem de gördükleri de önemli. Dolayısıyla da böyle gidiyor işte. Böyle gidiyor. Daha da nesiller boyu gidecek inşallah. İnşallah. Sadece babanızda mı vardı yoksa dedelerden de geliyor? Yok, babamdan dolayı babam bu işi yapmış. Sonra ben yapıyorum. Kardeşimin bir tanesi yapmaya kalktı. Sonra çok yapmayı düşünmüyor şu an itibariyle. Yapmıyor. Bir kızım, bir oğlum var. Bakalım. Allah bağışlasın. Gerçekten çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Şudur ki aktar ve baharatçıların, aynı zamanda tüm aktar baharatçı tıbbi ve aromatik bitki yetiştiricileri derneği fikir babası. Evet. Nasıl fikir babası? Yani toplum örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin muhakkak olması lazım. Aktarları ve baharatçıları bir arada derli toplu tutmak, bunların her sorununa çözüm getirmek, aynı zamanda da oradaki kalite çıtasını yükseltmek adına bir 15 yıl önce doğan bir fikirdi bu aslında. Yavaş yavaş gelişti, arkadaşlarımızla paylaştık. Neticesinde de bundan 7 yıl önce TABDER'i kurduğumuzda da böyle bir durum söz konusu oldu. Faydası oldu mu? Evet, çok oldu. Bakanlıklar nezdinde artık aktarlar, baharatçılar tanınmaya başladı. Bunlarla ilgili çıkacak yasalar, yönetmelikler de hep biz taraf olmaya başladık. Ama tüketicilerle aktarlar arasında da tam bir hakem örgütü gibi davranmaya başladık. Aynı zamanda bir tüketici örgütü gibi de hakları yenilen tüketicilerin hep yanında olduk. Bunları yapan kişilere karşı neler yapmaları gerektiği ve onları yönlendirmeleri konusunda birçok çalışmada bulunduk. Evet, gerçekten çok güzel komisyonlarda da görev almışsınız. Bunun yanında tabii ki aslında yaptığınız iş aslında çok kutsal. Kesinlikle. Çünkü insanların hani şu devirde para amacıyla, insanların sağlığıyla oynayan o kadar çok insan varken ve bunları alet ederek, bitkileri çok özellikle güzel kullanarak. Çünkü bunların üstünde şimdi isimler yazmıyor, bilmiyoruz, halk da bilmiyor. Biri bir şey deyince hemen inanıyoruz çünkü sağlığımız söz konusu. Dolayısıyla siz halkı aydınlatmak için aynı zamanda birçok televizyon programına da katılıyorsunuz. Evet. Bununla ilgili. 400'den fazla oldu bugüne kadar. 400. Evet. Ben fazlası artık. Evet. Gerçekten uzmanlaşmışsınızdır artık televizyon konusunda da. Estağfurullah. Yani buradaki amaç şey, iki grup insan var bu konuyla ilgilenen. Bir tanesi gerçek anlamda insanlara yardım etmek. Bir tanesi de bu dediğiniz gibi bunları alet ederek ürünleri fahiş fiyatlarla satarak ünvanlarını kullanan insanlar var. Televizyonları kullanan insanlar var. Hı-hı. O anlamda medyaya çok büyük görev düşüyor. Bunu çok iyi süzgeçten geçirmeleri gerekiyor. Rating uğruna insanların sağlığıyla oynamamak gerek. Ben çok ciddi bir beklentim var bu anlamda. Umarım RTÜK bununla ilgili, yasakçı bir zihniyete sahip asla değilim ama insan sağlığı söz konusu olunca RTÜK'ün bu konuda bir kere daha hassasiyetle düşünmesi ve televizyona çıkan insanları dikkatle takip etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında bununla ilgili bir şey çıkmıştı RTÜK'ten, bu tarz bitki uzmanlarının hani her önüne gelen çünkü bir ara çıkıyordu. Çok maalesef bu şekilde bir şey vardı ama siz gerçekten kutsal bir şey yapıyorsunuz, yanlışları düzeltiyorsunuz, halkı aydınlatıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Aynı zamanda şimdi bununla ilgili altın çilek meyvesini halkımıza ilk kez sunmuş ve Himalaya tuzu, bu da çok önemli. Bununla ilgili de çok piyasada ürün çıkıyor, evet, sahte tuzlarla konusunda. Bununla ilgili halka bilinçlendirmiş, aydınlatmışsınız. Aynı zamanda bu çok dikkatimi çekti. Pilav, ilk defa yulaftan pilav yapılmasını tavsiye ederek insanların kilo almadan pilav yemesini sağlamışsınız. Evet, hatta nereden çıktı bu? Nasıl oldu? Yani birçok diyetisyen arkadaşım var, birçok hekim arkadaşım var. Devamlı konuşuyoruz. Birçok diyetisyen biliyorsunuz yulaf ve yulaf ezmesini tavsiye ediyor ama bizim damak tadımıza çok fazla uymuyor. Milletimiz çok bunu sevmiyor. Ama bir şekilde yemek lazım. Hem kandaki şeker oranını ayarlamak için hem de bağırsaklarımızın sağlıklı çalışması için. Nasıl bunu sevdirebiliriz diye oturduk, bir kafa yordum ben.
Bulgurdan pilav buğdaydan oluyor da niye yulaftan olmasın diye. Yulaftan, yulaf ezmesinden hatta pilav yaptık. Bana sorarsanız da yiyen kişiler de çok samimi insanlar olduklarını düşündüğüm insanların da çok iyi yorumlar aldığım aldınız oldu. Yani. Evet, kesinlikle. Peki normal pilav görüntüsünde mi bu? Tabii tabii. Aynı bildiğiniz pilav tane görüntüsünde. Tane tane böyle. Çok pişme süresi de bulgur pilavı gibi değil. Çok çok kısa. En büyük özelliği kabuğu dışında. Dolayısıyla da içindeki lifleri çok yüksek oranda. Hatta biz bir iyilik daha yaptık onu yaparken. Pelte pelte olmasın, birbirine yapışmasın yulaflar diye soğuk suyla yıkayarak üzerindeki nişastayı da akıttıktan sonra çok sağlıklı bir besin, çok sağlıklı, çok doyurucu, bağırsaklar için çok önemli, şeker için çok önemli. Dünyada ilk defa. Böyle aslında birçok şey var benim çalışmam. O bunlardan bir tanesi. Bunlardan biri inşallah bir günde kiloyla ilgili problemleri konuşurken bunun tarifini veririz o zaman. Yani çok kolay zaten. İstiyorsan kolay mı? Tabii 2 dakikada verelim onu. O zaman onu. Söyleyelim. Şimdi sonra tekrar yani bildiğimiz aynı bulgur pilavı gibi yapılıyor. Hiçbir farkı yok. İçine koyacağımız sebzelerde herkes özgür. Soğan, biber, domates. Bunları ama zeytinyağında. Tereyağı mı? Yok, zeytinyağında. Zeytinyağında çok hafif kavuruyoruz. Daha sonra da aldığımız yulaf ezmesini bir süzgeçten, bir kevgirden soğuk su, ama burası çok önemli, sıcak su değil. Soğuk suyla beyaz nişastalı suyu akana kadar geçiriyoruz. Daha sonra içine katıyoruz. Hafif de bir yulafı kavuruyoruz. Aynı pilavda yaptığımız mantık gibi. Daha sonra normal pilava koyduğumuz suyun yarısı. Yani 1'e 2 koyarlar ya. Biz 1'e yarım gibi, hatta çok az su. Çünkü niye az suyla yapıyoruz? Hem kıtır kıtır tane tane olsun, hem de bağırsaklarımızda midedeki fazla suyu çeksin üzerine diye. Lifler orada çözülsün diye. Evet. Bu kadar. Çok kolay. Yani toplam 4 dakika sürüyor. Pişme süresi hazırlaması. 4-5 dakikada hazırlanacak. Müthiş bir öğün. Ara öğün değil artık, öğün yani. Gerçekten bence herkesin yapması, denemesi gereken bir şey. Çünkü sadece kilo için değil, sindirim açısından sindirim da değil mi? Sindirim sistemi için çok önemli. Bağırsaklar için. Kesinlikle yulaf şeker için çok önemli. Yulaf vitiligo için çok önemli. Yulaf alerjik hastalıklar için çok önemli. Yulaf olmazsa olmaz. Biz çok, millet olarak çok az tüketiyoruz maalesef. Evet, yulafı evet hiç tüketmiyoruz. Evet, neredeyse işte bir müslilerde tüketiyoruz. Ya da müsli kullananlar topluma baktığımız zaman çok az. Ama bunun yerine bu pilavı yapabilirler. Bana sorarsanız ben sıralamada bulgur pilavını birinci sırada tutarım. Pirinç pilavından mümkün olduğunca tüketmemeye çalışırım ama ve çok severim. Özellikle meyhane pilavı tarzında yapıldığı zaman. Aynı şey yulaftan yapıldığı zaman emin olsunlar ki bulgurdan daha lezzetli oluyor. Sadece sağlık değil. Genelde biliyorsunuz sağlık için yapılan şeyler çok aslında lezzetli olmaz. Çok güzel olmaz tatları. Çok bizi cezbetmez ama bunu denerlerse beğeneceklerine, Türk damak tadına çok iyi uyduğuna eminim. Evet, teşekkür ediyoruz ayrıca bu tarifiniz için. Aynı zamanda sizi tanıtmaya devam ederken kendinize ait bir sosyal sorumluluk projeniz de varmış. Yani boş zaman bulduğunuzda Anadolu'nun fakir orman köylüleriyle bir araya gelerek... Evet, yani daha önce bununla ilgili 2 tane proje yaptım. Önümüzdeki yaz da inşallah kısmet olacak. Sosyal medyada, özellikle Facebook'ta ben ve benim kurduğum gruplar 30 bin kişinin üzerinde insanlar var. Dönem dönem köylüler, özellikle orman köylüleri bize dönüyorlar. Mesela en son dönemde bir tane Kütahya'da bir fayans işçisi bana mail atmıştı. Ben kalkıp işte fayans işçisi olmayı sevmiyorum, doğada gezmeyi seviyorum. Bu bitkileri nasıl toplarım, nasıl ederim diye. Ben de ona bir sürpriz yaparak bitkilerin daha yaş olduğu dönemde, Mayıs ayında gittim. Bölgedeki bitkileri beraber keşfettik. Onları nasıl kurutacağını, nasıl toplayacağını ve kimlere satacağı konusunda onu eğittim. Mesela 3 senedir o kişi bu işten para kazanıyor. Genellikle fakir orman köyleri, yani tarım yapamayacak, tarlası olmayan insanlar için böyle bir şey yapıyorum. Bir de şu konu için daha önemli herhalde. Hani köylülerin topladığı mesela mantarlar var. Hı-hı. Bu konuda da aslında hani bilinçlendirme de oluyor değil mi onlar açısından? Hani neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edebilme. Hem o var aslında, şifalı bitkilerin en büyük özelliklerinden bir tanesi de bunlar toplandıkça da artan şeyler. Hı-hı. Yani bazı bitkiler var çok hassas, dikkatli toplanması gerekiyor. Ve bilgi paylaştıkça da önemli ve paylaştıkça da güzel bence. Eğer siz mesela bir sarı kantoronu 5 dönümlük bir arazi içerisinde eğer 100 metrekare varsa ve her sene o 100 metrekareyi topladığınızda seneye geldiğinizde 500 metrekare olacak. Bir dahaki sene geldiğinizde 2,5 dönüm olacak. Sonra geldiğinizde 5 dönüm olacak. Çünkü toplarken içindeki sporlar, tohumlar havaya uçuşuyor. Rüzgarla beraber bitkiler dönleniyor ve giderek sayıları da artıyor. Tabii bu sırada da hangileri toplamamaları gerektiği konusunda. Bitkilerin birçoğunun toplama zamanı var, saatleri var. Mesela kantoron, şimdi örnek verdik.
akşam saati toplanmaz, sabah saati de toplanmaz. Güneşin tepede olduğu, işte aynı safa şey var, keza bazı bitkiler var. Bunların toplamaları saatleri dahi önemli. Saatleri dahi tabii, önemli kesinlikle. Toplamalarının. Evet. Çok geniş bir dünya, çok geniş kesinlikle. Bir derya resmen bu. Hani ne diyeceğimi bilemedim şu anda ama şimdi bu kitabınız gerçekten çok değerli bir hazine. Şöyle tekrar seyircilerime göstermek istiyorum. Teşekkür ederim. Bu kitap 28 yıllık bir birikimin evet, sonucu. Değil mi? Evet. Ve kitabı şöyle inceledim. Hani gerçekten bayağı bir detaylı inceledim. Kitapta şu çok hoşuma gitti. Resimli olması çok hoşuma gitti. Hı-hı. Şöyle ki şimdi hani mesela bir bitkinin resmini ben burada görüyorum. Ama gittiğim zaman mesela burada altın çilek. Hı-hı. Hemen göstereyim. Altın çileğin böyle olması gerektiğini ben burada gördüm. Hı-hı. Gideceğim şimdi mesela diyelim ki bir aktardan. Bu değil de farklı tarzda bir altın çilek görürsem diyeceğim ki bunda bir tuhaflık var, değil mi? Tabii. Yani bunlar açıdan açıktan koyuya doğru gidebilir ama benim orada verdiğim detaylar var. Örnek vermek gerekirse şekerli olursa nasıl anlarsınız gibi. İşte doğada da görüyorlar ve birçok bitkinin aslında işte pikniklerde, orman gezilerinde üzerine basarak çiğniyoruz. Evet. Onları görsünler diye ben doğadaki hallerini de koydum. Kurutulmuş hali var burada. Kurutulmuş hali, aktardaki olması gereken hali. Ne yaptık bu sayede? Hem tüketiciler için ellerinde bir kriter var. Yani bununla ilgili de çok mail alıyorum. Diyorlar ki işte ben gittim burada resim farklı gözüküyor, farklı bitki verdiler bana. Dolayısıyla da hem tüketicileri orada kolluyoruz hem de doğadaki hallerini insanlarımıza tanıtıyoruz, sevdiriyoruz. Bir de şu önemli, bu bitkilerin zehirli ikizleri de var bazılarının. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Aynı mı, birebir mi? Birebir benzeyenleri çok var. Daha önce bunlarla ilgili yaşanan vakalar var, benim de şahit oldum. Çok benzeyenler var. Bizim bile ayırt ederken zorlanacağımız bitkiler var. Dolayısıyla da yanlış bir şey yapmamalar adına da iyi bir kılavuz olduğunu düşünüyorum. Aslında aktar gerçekten çok önemli bir şey ve kesinlikle. Güvenilecek hani doktor gibi, değil mi aktar? Yani güvendiğiniz bir yer olmalı ve hı-hı. oradan almalısınız. Yani tabii şuna çok dikkat etmek lazım. Dediğimiz gibi medyada çok sık yer alması birçok aktar açılmasına sebep oldu. Hı-hı. Bunların birçoğunun aslında çok sağlıklı olmadığı çok aşikar ve kesin. Hı-hı. Çünkü bizim sektörümüzde çok fazla yetişmiş eleman bulma şansınız yok. Sorgulamak lazım. Yani aktarları sınava tabi tutmak lazım. Benim mağazalarımda dahil olmak üzere. Artık internet bilgi çağı, ülkemizdeki maalesef bilgilerin birçoğu kirli olsa da eğer yabancı dil biliyorlarsa yabancı kaynaklı internet sitelerinde birçok doğru bilgiye ulaşabilirler ve hı hı. değerli kitaplar var. Burada rahmetli anmak lazım. Turan Baytop Hoca var. 4 dönem Eczacılık Fakültesi'nde İstanbul dekanlık yapmış ve kendini bitkilere adamış. 50'den fazla bitkiyi keşfetmiş ve ismini vermiş. Bu tür kitapları, sağlıklı kitaplar, yani satışa yönelik değil de halka hizmet, hakka hizmet adına yazılmış kitapları takip ederlerse aktarları da çok rahat sorgulayacaklar diye düşünüyorum. Güzel bir laf ettiniz. Halka hizmet, hakka hizmet tabii, dediniz. Kesinlikle. Ki sağlık söz konusu. Kesinlikle. Dedim ya, gerçekten çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Kesinlikle. Öncelikle tekrardan sizi tebrik ediyorum teşekkür bununla ederim. İlgili ve bu kitapta hani... Kitap, birçok kitap var bunun gibi. Hı hı. Ama bu kitabın özelliği, hani ben şöyle elime aldığımda baktığımda resimli olması çok önemli. Bir de herkesin kolaylıkla bulabileceği türden hem bitkiler o, olması. Bakın ne var biliyor musunuz? Ben kitabı yazarken yayın eviyle bununla ilgili çok tartıştım mesela. Redaktesi yapılırken kitabın düzenlemeleri dediler ki işte hayır, editörler asla dokunmayacaksınız. Ben ekranda insanlar beni nasıl tanıyorlarsa benim yaptığım hataları cümle düşüklükleri bile bozulmayacak. Aynen duracak ki insanlar aldıkları zaman ve beni televizyonda ekranda gördükleri zaman arada bir fark olmadığını görsünler. Bu sıcaklıktan olsa gerek, öyle olması gerektiğini düşünüyorum. O anlamda çok şeye dikkat etmedik. Redakte hataları olabilir. Bir iki tane geldi bana bununla ilgili. Ama nazarlık olsun o da. Bir iki tane var dediniz. Nereden bulacağız onları bakalım bir de dermişim ama. Yani o benim Türkçe ile ilgili hatalarımdır. Ama hata demeyelim. O sizin üslubunuz. Evet, o doğru. Sizi sonuçta evet 400'den fazla televizyon kanalı demek gerçekten çok aslında büyük bir seyirci kitlesine sahip olmak demek. Seyirciden ziyade aslında size güvenen insanlar söz konusu ve gerçekten önemli bir iş yapıyorsunuz. Bununla birlikte bir de bu konuda
Hani kitabınızda da bahsetmişsiniz, ondan hemen bahsetmek istiyorum. Bu bitkilerin isimlerini değiştirip bazı insanların farklı özellikler katıp insanların bulamayacağı tarzda yapması. Şimdi o isimler aynen burada, hani sizdekiler doğadaki bildiğimiz isimler. Tabii. Bu konuda da. Bakın zaten dikkat ederseniz mahalli isimler diye de bir bölüm var. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Latince ismi ayrıca mahalli isimler. Evet. Bununla ilgili nasıl hitap edeceğim bilmiyorum ama konuyla ilgili uzmanlığı olmasa da yüksek ünvanı olan kişilerden, özellikle sık sık televizyonda yer alan kişilerden bir tanesi bir dönem çember otu diye bir bitkiden bahsediyor. Ve şu tabiri kullanıyor, burası çok önemli. Allah'ın izniyle biz 15 günde hemoroid sorununu çözdük. Kim bu lafı kullanıyorsa, adı, ünvanı, sıfatı ne varsa, yumuşak şeyler söylemek istiyorum, güç durumda kalmayın diye, çok fazla güvenmesinler tüketiciler. Hiçbir zaman için insanın bildiklerine Allah referans olmaz. Bu çok büyük bir yanlış. Dini anlamda da çok büyük bir yanlış. Gelelim çember otuna. Çember otu, benim telefonlarım susmuyor. Çember otu, çember otu. Aktarlar arıyorlar. Başkanım nereden bulacağız, nedir, ne değildir. Elimde literatür var. Gittim baktığım zaman Türkiye'de sadece bir tek ilde bu bitkiye çember otu deniliyor. Bu bitki aslında bizim çok kolay aktarlardan o günkü parayla kilosunu 30 TL'ye alabileceğimiz çoban çantası denilen bir bitki. Ve Türkiye'ye has endemik bitkilerden bir tanesi. Latincesi de Capsella Bursa Pastoris diye geçer. Bursa'da bulunmuş ve keşfedilmiş. Dolayısıyla da literatüre girerken Bursa ismiyle girmiş. Bu zat-ı muhterem bunları bir güzel paketlemiş. Aktarların aldığı toptancılardan almış. 75 gramlık paketler halinde. Biz bu kişinin internet sitesini aradık. Aradığımız zaman da normal müşteriymiş gibi bunu talep ettik. Ve 75 gramlık bitki 82 TL'ye geldi. 5 gram bitki 82 TL'ye geldi ve doğruydu bizim tespitimiz. Bizim çoban çantası çıktı ve otun kilosu 1033 liraya geliyordu. Aktarlarda aynı otu 30 TL'ye satıyorlardı aktarlar. İşte onun için medya burada çok 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 dikkatli olması lazım. Gerçekten. Demin bir şey söyledim, halka hizmet, hakka hizmet. Bu şekilde davranıp cebe hizmet eden birçok insan var. Bunu çok rahatla ayırt edebilirler. Benim ürünüm doğru, aktarda satılan yanlış. Ben biliyorum ama sen de aktarla aynı toptancıdan alıyorsun. Sen üzerine ismini, soy ismini, ünvanını yazıyorsun. Televizyondan dolayı isim bilirlerini kullanıyorsun. Ne kadar doğru? Zaman içerisinde halkımız bunları ayırt ediyorlar ama gemilerini yüzdürüyorlar o sırada. Ama onlar da ayrışacak diye. Hakla hesaplar olacak. Tabii ki o da ayrı bir boyutu zaten ama dediğimiz gibi aman dikkatli olalım seyircilerimiz bu konuda. Ve şimdi kitapta birden çok tedavi türü var. Tedaviden ziyade aslında destekleyici tedavinin altını çizmek istiyorum. Reklamlara gideceğiz ama reklamlardan dönüşte burada gördüğünüz bu çeşit çeşit bitkilerin acaba hangi hastalıklara iyi geldiğini ve hangi türde bunları kullanacağımızı ve hangi türden kürlerle, karışımlarla kullanacağımızı konuşacağız. Kısa bir aramız var. Sormak istediklerinizi telefonla sorup arayabilirsiniz ve reklamlar. Hobibahçe.com'un sunduğu 2'den 4'e Hayat devam ediyor. 2'den 4'e Hayat tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyiciler. Sormak istedikleriniz, sorularınız varsa 0212 886 20 35'i arayınız, sorunuz diyoruz. Biz hemen başlıyoruz hem hastalıklarımızdan konuşmaya hem de önümüzdeki bu çeşit çeşit bitkileri anlatmaya bakalım. Hangi dertlere devaymış diye başlayalım isterseniz Ayhan Bey. Şimdi alerjiler çok önemli. Evet. Benim de muzdarip olduğum bir konu. Bununla ilgili biraz konuşalım isterseniz. Tabii. Alerjiler nedir? Ne yapıyor vücudumuz? Yani vücudumuzun istemediği, kendisine bir şekilde solunum yoluyla ya da gıda yoluyla ya da sıvı içecek yoluyla girdiğinde tepki verdiği, ben bunu istemiyorum, bu bana zararlı dediği bir takım maddeler. Bunlar aslında çok doğal maddeler de olabilir. Fıstık gibi, soya gibi. Birçok şey olabilir bunların içerisinde. Ne yapmak lazım? Bağışıklığı güçlü tutmak lazım. Bunun için bir de bize alerjiye sebep olan şeylerden uzak durmak lazım. Tedavi edilebiliyor mu? Ediliyor aslında birçoğu. Mesela özellikle saman nezlesi gibi mevsimsel olarak polenlerin alerjik çok rinit edilebiliyor birçoğu. Yaşam kalitenizi arttırmak, bakın burada oksijen çok önemli, hava çok önemli. Ben ısrarla şunu söylüyorum, Himalaya tuz lambası yatak odalarında muhakkak bu insanlar yapmaları gerekiyor. Birçok alerji türü zaten buna tedavi ediliyor. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda odalar var, tuz odaları.
Evet, bildiğimiz gibi her tarafı tuzlarla kaplı. Özel cihazlar tarafından çok ince partiküller halinde havaya tuz püskürtülüyor ve o tuzu siz günde 40 dakika kadar soluyorsunuz. Odada duruyorsunuz, gazetenizi okuyorsunuz, kitabınızı okuyorsunuz. Daha önce zaten bununla ilgili atalarımız çok şeyler yapmışlar. Hatırlarsanız damla taş mağarası vardı. Evet. Astım hastaları gider orada yatarlar, bir hafta boyunca konaklarlar ve bütün sene boyunca rahat ederlerdi. Hatta gelişmiş Avrupa ülkelerinde yine söyleyeyim, devlet, Sosyal Güvenlik Kurumu bu tuz odası tedavilerini karşılıyor. SGK mı karşılıyor? Evet, onların SGK'ları karşılıyor. Almanya karşılıyor mesela. Alerjinizin boyutuna göre 7 günden başlayıp maksimum 21 güne kadar odalarda günde sadece 40 dakika, o da maksimum 40 dakika. Şiddetine göre 20 dakika olduğu zamanlar da var. Giriyorsunuz, oturuyorsunuz, uzanıyorsunuz. Yani nasıl atmosferi? Normal buradaki oturduğunuz oda gibi, tarzda mı? Tabii bildiğimiz hiçbir etkisi yok. Yani burnuma acı, hayır. Hiç. Bildiğiniz bir odada oturuyorsunuz, şezlongunuz var. Uzanıyorsunuz, gazeteniz geliyor. Kitabınız varsa kitabınızı okuyorsunuz. Allah. Tavanından yere kadar her tarafı tuz. Başka hiçbir şey yok. Özel bir ışıklandırma sistemiyle tuzlar arkadan ışıklandırılıyor. O ısıyla beraber havaya iyonlar. Hatta bununla ilgili bu tuz lambalarını bulan bir adam aslında Alman. Bu tuzlar aslında Pakistan'dan, Karun yani Himalayalardan çıkıyor ama bulan bir Alman adam. Ben bununla tanışmıştım. Niye böyle bir ihtiyaç duyduğunu, böyle bir şey yapması gerektiğini sorduğunda şunu söylemişti. Herkesin tuz odasına gitme imkanı yok. Herkesin Himalayalara gitme imkanı yok. Ben bunu Himalayalara insanların evine getirdim, sağlığı getirdim. Ne yapıyor? En büyük özelliği şu, havadaki pozitif iyonları negatife çeviriyor. Negatife çevirdiği zaman aynı bir deniz kenarındaki hava gibi kaliteli hava almaya başlıyoruz. Aynı bir orman havası gibi hava almaya başlıyoruz. Başka bir takım faydaları da var. Elektromanyetik kirliliği engelliyor. Yani ne? Cep telefonu, mikrodalga fırınlar, televizyonlar, bilgisayarlar. Bunların gün içerisinde bize yüklediği statik elektrikler var. Onlar için çok faydalı. Aynı zamanda negatif iyonların çok olduğu yerde tek hücreli asalakların, mitlerin, halılarımızda da, çarşaflarımızda yaşayan, onların tozlar yaşama ihtimali, tozlar, akarlar. İşte grip nezle zamanı tam işte mevsimi, havada asılı duran bir takım zararlı bakterilerin yaşamasını engelliyor. Dolayısıyla bizim etrafımızda bir zar, bir kalkan gibi koruyucu görevi üstleniyor. Şimdi bu Himalaya tuzundan lambalar. Evet, gece lambalar. Şu anda piyasalarda var. Bunların hepsi gerçek mi peki? Lambalarda bir sıkıntı yok. Şuna dikkat etmeleri lazım. Zaten bildiğiniz bir taş, bir maden. Keşke getirseydik buraya. Benim bakın burada tuzun kendisi gözüküyor. Tuzunu evet gösterelim. Böyle her tarafı parça parça renklerde. Böyle dalgalı, mermere benzeyen lambalar. Zaman içerisinde de bu lambalar eriyor zaten. Öyle mi? Bitiyor evet, yani. Bitiyor. 4 yıl, 5 yıl sürede. Çünkü içindeki ampul onun... Şöyle alayım. Tabii. Evet, şöyle gösterelim. Yandığı sürece... Yandığı sürece küçülüyor. Tabii içinde bir ampul yanıyor. Bu ampul yavaş yavaş eritiyor. Eridiği zaman da havaya karışıyor. Ve dolayısıyla çok ciddi rahatlama sağlıyor. Kurup... Evet, şöyle rengarenk. Evet, gördüğünüz gibi dökmeyelim. Pembe ağırlıklı. Bunun hilesi tuzların daha ziyade, sofralık tuzlarında çok fazla yapılıyor. Lambadan daha ziyade. Bunlar yeniyor mu? Tabii yenilebilir. Bu dünya, şeye şu an, ben zaten kaya tuzu var ya. Evet, dünyanın en kıymetli tuzu şu an elinizde. Yani şöyle söyleyeyim, maddi olarak değil, maddi olarak daha pahalı havai tuzları var, siyah tuzlar var. Ama sağlık olarak dünyanın en kıymetli tuzunu elinizde tutuyorsunuz. Vücudumuzda bulunan 84 tane mineral var. 72 tanesi bu mineralin içerisinde, bu tuzun içerisinde yaşıyor. Rafine edilmemiş, yani doğadaki hali. Bunun da çok ilginç bir hikayesi var. İstiyorsanız kısaca anlatayım size. Nasıl bulunduğuna dair. Evet, nasıl bulundu? Bir yani Büyük İskender. Nasıl buluyor? Eskiden bilinen tek gıda koruma yöntemi kurutmak ve tuzlamak. Yani kışın insanlar av bulamıyorlar, avcılık yapamıyorlar. Ne yapıyorlar? Hayvanları alıyorlar. Tuzun içerisinde salamura ya da sebzelere, turşularını kuruyorlar. Ama her şeyi saklamak için tuz olmazsa olmaz. Ve çok kıymetli. Hatta döneminde Roma askerlerinin maaşının tuzla ödendiği söyleniyor. Ve üst düzey komutanlar maaşlarını tuzla alıyorlar. Çünkü altın yerine geçiyor neredeyse tuz. Çok kıymetli, stratejik bir ürün. Evet. Bunun için İskender, Pakistan bölgesinde çok fazla tuz üretimi olduğu biliyor. Gidiyor oraya, keşfediyor ve orayı kendi topraklarına ilhak etmek için bir savaş başlatıyor. O savaş sırasında bir tane mağaranın içerisine atlarını bağlıyorlar. Kendileri dışarıda bekliyorlar. Bu sırada
gelen bir haber, atlara garip bir şeyler olduğu, atların devamlı duvarları yaladığını haber veriyorlar Büyük İskender'e. Hı hı. Gidiyor, bakıyor, şaşırıyor. Atlar pembe duvarlar olan, onlar mağara diye, pembe olduğu için tuz akıllarına gelmiyor. Hı hı. Niye yalar diye. Şaşırıyorlar, onun tuz olduğunu fark ediyorlar. Bununla ilgili de ben kendim bir test yaptım. Bana bunu bir söylemişti bir Alman arkadaşım. Evet. Hayvanların önüne, mesela koyunun, keçinin, bunu herkes deneyebilir. Himalaya tuzu, deniz tuzu, o bize satılan hazır rafine tuz. Hı hı. Bunların hepsini yan yana koyun. Bakın koyun gidip hangisini yalayacak. Hayvanlar içgüdüleriyle onu çok rahat fark ediyorlar. Ve gidip direkt pembe Himalaya tuzunu yalıyorlar. Gerçekten mucizevi. Yani kokusundan, tadından, her şeyinden farklılık zaten belli oluyor. Onlar çok içgüdüleriyle. Yüce Yaradan'ın onlara verdiği bir özel bir yeti tabii. Evet. Dolayısıyla ona göre hareket ediyorlar ama kendilerinin en faydalı olduğu tuzu yiyorlar. Almanya'daki organik koyun ve sığır çiftliklerinde hayvanlara yalama taşı vardır. Tuz yalatırlar sürekli olarak ve gereklidir bu. Bu tuzların büyük kaya halinde iplerle asıyorlar ve hayvanlar periyodik olarak, organik hayvan çiftliklerindeki hayvanlar bu tuzdan başka tuz yedirmiyorlar. Evet. Şimdi tuz dedik de, şimdi tansiyon hastaları için bu tuz... Kullanabilirler. Kullanabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı Peki, yok. Peki tansiyonu çıkartan rafine... Rafine edin. Tuz. Evet. Bakın demin ne söyledik? 72 tane mineral var bunun içerisinde. Hı. Ama rafine edilen tuzda beyaz gözüksün, akışkan gözüksün diye rafine ediliyor ve içindeki diğer bütün faydalı şeyler yok ediliyor, ayrıştırılıyor. Hı. Yüksek ısıya tabi tutuluyor. İşte endüstrileşen gıdanın bize getirdiği kötülükler. Bunu vücudumuz tuzu gerçek, aslında tuz dememek lazım. Sodyum klorür, o bambaşka bir şey. Hı. Tuzun içindeki bir şey o. Bir madde. Evet. Vücudumuz onu tek başına aldığımız zaman tepki veriyor. Tansiyonumuz onun için çıkıyor. Diyor ki benim kodlarımda bu yok. Sen bana kötü bir şey veriyorsun. Aynı alerjideki olan tepki gibi. Hı. Dolayısıyla da ne yapıyor? İşte böbrek üstü bezlerimiz kilitleniyor bu sefer. Tansiyonumuz çıkmaya başlıyor. Bir takım zararları, işte tansiyondan ziyade damar sertliği gibi, işte kalp hastalıklarına kadar, kolesterol gibi birçok hastalığa sebep oluyor. çok sağlıklı o anlamda değil. Evet. Ama bu tuz öyle değil. Bizim doğal yapımızda, yani bizim kodlamamızda, şifrelerimizde tuz zaten var. İçindeki kalsiyum, magnezyum gibi bir takım elementler kemiklerimizin üçte birini oluşturuyor. Tuzsuz bir hayat olmaz. Tabii tansiyon hastaları da yine de dikkatli tüketmelerini tavsiye ediyorum. Azı yani, kadar çoğu zarar yine. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi hemen bir tarif verelim mi? Alerjik bünyeli kişiler için bitki çayı. Olur, neler verebiliriz? Mesela... Şimdi burada hani kitabınızdakini söyleyeyim. Ben yeşil çay, papatya, evet, yeşil yulaf samanı, evet, zencefil, okaliptüs yaprağı. Evet, bunlar zaten var kitabın içerisinde. Bunlarla günde iki defa çay yapmalar çok ciddi anlamda alerjilerini baskılayacaktır. Tabii bu kişilerin gün içerisinde de devamlı şey yemeleri çok faydalı olur diye düşünüyorum. Yani antioksidanlar, güçlü antioksidanlar tüketmeleri. Neler olabilir mesela? Orman meyveleri, işte böğürtlen, işte gerçek anlamda yaban mersini, işte sıvı propolis tüketmeleri çok çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Peki bu karışımı nasıl hazırlayabiliriz? Yani o karışım burada şu an getirdiğimiz bitkiler içerisinde yok. Ama orada kitapta görüldüğü üzere ölçekleri var yanlarında. Evet. Bunları evet, iki kere, üç kere ben tüketmelerini tavsiye ediyorum gün içerisinde alerji durumlarına. Ben hemen şöyle bir sıralayayım mı? Tabii. Yeşil çay kekik boyutunda ufalanmış 4 ölçek. Papatya kekik boyutunda ufalanmış 5 ölçek. Ölçek dediğimiz neye göre? Ölçek size kalmış. Yani bunu da siz ölçek yapabilirsiniz. Gramajı da 10 gramı da bir ölçek yapabilirsiniz. Özellikle şey yapmadım. Ama hepsi dengeli olacak herhalde. Tabii yani mesela şunu ağzına kadar doldurursanız iki ölçek, iki tane bundan atabilirsiniz içerisine. Bu ölçektir, bu sizin istediğiniz. Yani bir tutam da atabilirsiniz ölçek derken. Üç parmağınızla aldığınız bir tutamdır mesela. Hı-hı. Niye bunu gram olarak yapmadım? İnsanların evinde, herkesin evinde terazi söz konusu değil. Niye kaşıkla yapmadım? Bakın şimdi bunu kaşıkla alıp koyabilirsiniz. Hı-hı. Ama bunu nasıl kaşıkla koyacaksınız, hı-hı, tarçını? Ya da ıhlamuru kaşıkla alıp koyma şansınız yok. Evet, o yüzden ölçeklere göre. Kendilerine bir ölçek yapmaları gerekir burada. Bir çay bardağını ölçek kullanabilirler. Bir Türk kahvesi fincanını ölçek kullanabilirler. Evet. Ona göre 4 diyoruz mesela, 4 tane koyacak. Evet, yeşil yulaf samanı 6 ölçek. Zencefil bulgur boyutunda parçalanmış 3 ölçek.
okaliptüs yaprağı kekik boyutunda ufalanmış bir ölçek. Evet. Bunları ne yapacaklar? Bunları ne yapacaklar? Demleme çay yapacaklar. Aşağı yukarı 7-8 dakika. Bunlar genellikle demleme süreleri fazla acımamalar adına. 7-8 dakika demleyip günde 2 defa eğer alerjileri çok üst boyuttaysa 3 defa yapabilirler. Hı-hı. Ne zaman? Alerjilerin en yoğun olduğu dönemde. Devamlı da içmelerine gerek yok. Bunların. Devamlı içmelerine gerek yok. Hissettikleri anda günde kaç tane içebilirler? 3 taneye kadar içebilirler. 3 taneye kadar zararsız içebilirler. Ankara'ya gidiyoruz. Gizem Aksoy attığımızda. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun Gizem Hanım. Buyurunuz. Ayhan Bey'e bir şey sormak istiyorum. İyi yayınlar bu arada. Sağ ol. Buyurun. Kendisine konuşmak istediğim şey şu. Dokuzlu bitkiç karışımı söylenmiş, söyleniyorsan eğer. Bununla ilgili bir bitki çayı aldım aktardan. Ama bana da yani küre vermekle ilgili açıkçası en büyük problemim bu. Ama bende çok uyku yaptı, halsizlik yaptı. 1,5 yaşında bir kızım var. Doğumdan sonra kalan kilolarım çok. Bunları vermeye çalışıyorum ama ne yaptıysam veremedim. Açıkçası kullanmamam gereken haplardan dahil aldım, kullandım. ama bu tür şeyleri kullanmak istemiyorum. Bununla ilgili de bir nasıl söyleyeyim yani bir diyet programına falan da giremiyorum. Düzensiz bir beslenmem de var. Gün içerisinde hiçbir şey yemiyorum açıkçası ama akşam bunu daha çok abartıyorum. Bunu bildiğim halde de bunu da bir düzene sokamıyorum. Ama hiçbir şekilde işte çikolataydı, işte tatlıydı, hamaşlıydı falan yemiyorum. Geç saatlerde hiçbir şey yemiyorum. Daha çok dikkat etmeye çalışıyorum. Spor yapmaya hiçbir şekilde vaktim yok ya da yürüyüş yapmaya hiçbir vaktim yok. Çalışmıyorum, ev hanımıyım. Kilolarımdan da kurtulamıyorum. Ayhan Bey'den bununla ilgili bilgi alabilir miyim? Karıştı Ayhan Bey. Yok yok yani ben hanımefendi gayet iyi anlıyorum. Şimdi bu dokuzlu çayla ilgili böyle bir şey var. Ben bugüne kadar yaptığım işlerin hepsinin önüne geçti ve ben bundan çok muzdaribim. Hiç hoşuma gitmiyor bu durum. Hı. Çünkü ben bugüne kadar binlerce formül açıkladım insanlar için, sağlığı için. Evet bu çay çok etkili bir çay ama benim adıma internet sitesi kurup 38 tane insan var. Bu çayı satıyorlar. Benle uzak yakın alakası yok. Artık Twitter'dan, Facebook'tan yoruldum bunlara cevap vermekte. Özellikle iki tanesi var. Her tarafa reklamlar veriyor. Bununla ilgili bütün şikayetlerimizi bulunduk. 6 ay önce avukatlarım nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu. Ama maalesef ki bu konularda kanun ya yavaş işliyor. Bilmiyorum çok hoş olmayan şeyler. Bununla ilgili tabii 50'den fazla da markayı tespit ettik. Burada aktarlara da kızıyorum meslektaşlarıma maalesef. Daha bugün onunla ilgili birkaç tane Twitter aldım. Twitter'dan mesaj aldım. Benim adımı kullanarak bambaşka markaları bana yüklüyorlar. Hatta dönem dönem, mesela geçen de şöyle bir şey yaşadık. Facebook'tan bir tane takipçi beni tehdit ediyor. Ayhan Bey mesaj atıyor. Sizin reklamında oynadığınız zayıflama çayı bana yaramadı, güç durumda kalmayın diye size mesaj atıyorum, duvarınıza yazmıyorum. Benim duvarım açık, herkes yazabilir. Ben bugüne kadar hiç reklamda oynamadım, oynamam da konumum gereği. Böyle bir şey yok. Size gelince, bu da tabii marka soramıyoruz ama arkadaşlarım, sizin telefon numaranızı içeriden ben rejiden alayım. Size döneyim kullandığınız çayın. Nasıl da ambalajı bari öyle soralım. Şöyle sorayım. Ambalaj olarak değil. Ben bir aktara gittim. O aktarda işte dokuzlu karışım çayını söylediler. Ondan sonra hatta işte sizinle çalışan bir aktarmış. Ankara'da yaşıyorum ben. Ankara'nın neresinde? Ankara Eklik Keçiören tarafında. Oradaki bir aktara gittim ve bana işte dokuzlu çay karışımını verdi ama bunları tek tek şey halinde verdi. Yani bir poşette falan değil, açık olarak verdi. Bunu çektim dedi, hatta kendisi öğüttüğünü falan söyledi. Bir poşete falan koydu, işte bir gramaj halinde aldım. Sonra bunu deneyeceksiniz dedi bana. 2 yemek kaşığı koyacaksınız, 5-6 su bardağı koyacaksınız, demlenecek, 5-10 dakika bekleyecek. Ondan sonra bunu bu şekilde içeceksiniz dedi. Hatta sizinle çalışıyorlarmış işte. Sizin isminizi falan verdi. İşte telefon numaranızı falan verdi. İstanbul'daki yerinizi. Hatta ben de İstanbul'daki yerinize de telefon açtım. Sordum böyle böyle. Doğruluğunu da onayladılar açıkçası telefona çıkan arkadaşlar. Ama dediğim gibi sizin yeriniz değil mi görmeden bir şey söyleyemem. Bana telefondakiler evet
sizin ofisinizin olduğunu söylediler. İstanbul'a gelebilme şansım olsa sizin Ankara'da çok uğramak istiyorum ama gelebilme şansım yok. Bebeğimden dolayı da doğru yerlere çıkıp da hani doğru ürün müdür nevi bir araştırabilme şansım da yok. O yüzden şimdi televizyon izlerken sizi görünce bunları danışmak istedim size. Tamam, şöyle söyleyeyim ben size. Ben rejiden arkadaşlardan sizin telefonunuzu alacağım. Size o çayın olması gerektiği şekliyle göndereceğim. Bunun uyku yapma ihtimali yok. Muhtemelen içinde yanlış bir bitki söz konusu olmuş olabilir. Ama birazcık hareket lazım. Birazcık hareket lazım. Birazcık yürüyüş lazım. İnsan 20 dakikada olsa ne yapıp ne edip bunu yapmalı. Evet, Ankara hava çok sert, soğuk, kış geliyor. Evde yapmalı değil mi? Evet, evde yapabilirsiniz. Yani yemekten sonra atacağınız 100 adım bile hazmettirmek adına yediklerinizi çok önemli. Kesinlikle. Akşamları meyve yemeyin. Şekerden mümkün olduğunca uzak durun. Rafine tuzdan uzak durun. Ben size o çaydan göndereceğim bir ay kullanacağınız şeker kadar. Şeker kullanmıyorum hiçbir şekilde. Şeker kullanmıyorum. Yemeklerimde sizin de bildiğiniz gibi Himalaya tuzu kullanıyorum. Çok iyi. Çocuğumun yemeğine de bundan atmaya çalışıyorum. Çok iyi. Aldım ama o da ne kadar doğru ne kadar yanlış onu da bilemiyorum tabii. Şöyle yapın. Facebook'ta bizim sayfamız var Aklarına Sahip Çık diye. Orada TAPDAR üyelerinin sizin bölgenize en yakın TAPDAR üyelerinin adreslerini arkadaşlarım yanıtlayacaklardır. Sorun size cevap verecekler. Aktarına Sahip Çık. Evet Gizem Hanım. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Sağlıcakla kalınız. Şimdi önümüzde çeşit çeşit bitkiler var dedik. Öncelikle bunları bir gösterelim. Tanıtalım. Tabii. Şöyle canlı canlı bir de neleri iyi geldiği konusunda da güzel bir kür tarifi evet. verelim. Özellikle pazar günü kar yağıyor. Havalar birden soğuyacak. Kış geldi artık. Sert evet. sert geldi. Dolayısıyla çok böyle havalar soğumadan aslında yavaş yavaş içme alışkanlıklarımızı değiştirsek, günde içtiğimiz siyah çaydan bir bardak ayırıp böyle bitki çayları içersek çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Elinizde güzel bir kış çayı formülü var. Aslında tamamı da burada. Tek başına da değil. Bu birlikte mi hepsi? Evet. Hepsi birlikte. Şöyle gösterelim o zaman. Evet. Çok güzel bir kış çayı bu. Genellikle hanımlar bitki çaylarının tadını beğenmiyorlar ve içmiyorlar. Ama bunu emin olun çok güvenle ve çok rahat içebilirler. Burada çok önemli bir husus var. Birçok bitkimiz var. İstiyorsanız kökler ve saplardan başlayalım. Burası şunlardan çok önemli. Mı başlayalım? Evet, yani her ikisinde de. Bakın gördüğünüz üzere burada şöyle ayırmamız gerekirse. Hı. Burada kök, burada şu ağaç kabuğu. Evet. Ağaç kabuğu. Keza burada yine bir başka kök. Yine burada bir başka kök var. Bunların hepsi kök. Bunlar kök. Kabuk. Şöyle yapalım. Şu kabuk. Geri kalanları kök. Hı. Bunlar hep bir şeyden bahsediyoruz. Hazırlanırken bitkilerin kökleri asla... Şöyle tutalım evet. kameraya doğru. Bitkilerin kökleri asla demlemeyle özü çıkmayabilir. Ha. Onun için çok hafif bir haşlama yapmamız gerekiyor. Evet. Ama ince yapraklı bitkileri de asla kaynatmamamız gerekiyor, haşlamamamız gerekiyor. Bunun için çok sorular geliyor bize. Diyorlar ki, peki karışık çaylarda bunu nasıl yapacağız? Bu karışık çaylarda işte burada gördüğünüz üzere neyimiz vardı? Havlucanımız var, zencefilimiz var, tarçınımız var ve meyan kökümüz var. Hı. Bunları ilk önce soğuk suyun içerisine bunlardan birer parça atacağız. Birer yani parça. Şu gördüğünüz parçalardan birer parça atacağız bunlardan. Su ısınmaya başlayacak. Hafif kaynamaya başladıktan sonra, fokurdamaya başladıktan sonra 5 dakika zaman tutacağız. Altını kapayacağız. Hı. Altını kapattıktan sonra işte burada gördüğümüz diğer bitkilerden ölçeklere göre birer parça, birer parça, birer parça atacağız. Şimdi burada gördüğünüz... Sırayla gideceğiz. Heh. Sırayla gideceğiz. Bütün yani, bitkilerin hepsini atabilir miyiz? Buradakilerin hepsini atabiliriz. Bunlar... Bir çay oluyor yani. Evet. Çok güzel bir kış çayı olacak burada. İstiyorsanız tek tek köklerden isimlerini vererek aynen, sayalım. Aynen. Gidelim. Zencefilimiz var burada. Şu zencefil. Evet. Burada havlucanımız var. Çok iyi bir ısıtıcıdır kış ayları için. Olmazsa olmaz. Burada meyan kökümüz var. Bu da boğazlarımız için çok iyi bir yumuşatıcı. Burada da tarçınımız var. Hem çayımızı içilebilir hale getiriyor hem de çayın içerisine şeker koyma ihtiyacımızı ortadan tadıyla ve aromasıyla ortadan kaldıracak. Dolayısıyla da şekersiz bir çay içeceğiz. Bunları dediğimiz gibi soğuk bir suyun içerisine atıyoruz. Cezvemizin altı çok kısık ateşte kaynama derecesine geldikten sonra 5 dakika tutuyoruz. Hı-hı. Tuttuktan sonra üzeri kapalı olacak demleme esnasında bitkiler varken alıyoruz. Ve bir güzel afiyetle içiyoruz. Peki bu bitkiler neler? Bunlardan başlayalım evet, istiyorsanız. Evet, başlayalım. Burada hibiskusumuz var. Hibiskus. 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 Neydi bu? Evet, bu ne? Bir bamyanın çiçeği bu aslında. Afrika'da yetişen bir tür bamyanın çiçeği. Hibiskus diye adlandırılır. Hı. Çok güzel C vitamini deposudur. Çaya çok hoş renk verir ve ekşilik verir.
buna söyleyelim. Birçok yerde bunu nar çiçeği diye satıyorlar. Ona aldanmasınlar. O biraz eğitimsiz, işini bilmeyen aktarların işi. Çok da güzel bir kokusu var. Çok güzel bir kokusu var ve çok güzel de boyayıcı özelliği var. İstiyorsanız sizin suyunuza bile bir parça şöyle atabiliriz. Biraz sonra suyunuzun rengi ve tadı çok güzel değişecek. Çok güzel gerçekten. Evet. Burada ebe gümecinin mavi çiçeği var. Özellikle geçmeyen öksürükler ve boğaz yangıları için olmazsa olmaz. O da çok özel. Tek tek ebe gümeci biliyorsunuz Ege'de çok fazla yemeği yapılan bir bitki. Onun tek tek çiçekleri. Evet. Onun yanında papatyamız var. O da iyi bir sakinleştirici. Evet, bunlar papatyalar. Kurumuş papatya evet, bu. Evet, kuru papatya. Şimdi bunların hepsi kurutuluyor mu? Tabii, hepsi tek tek kurutuluyor bunlar. Kurutuluyor. Tabii. Bunları aktara gittiğimiz zaman bunların hepsini bu şekilde bulabiliyoruz. Tabii tabii, tabii kesinlikle. Ve bu renklerde. Tabii, böyle olması gerekiyor. Böyle olması gerekiyor en azından evet, tabii evet. ki. Bu neydi? Bunu tekrar bir gösterelim. O da meyan kökümüz o. Bu meyan kökü. Evet. Zaten dilimlenmiş parçalar orada sarı sarı gözüküyor. Evet, burada da sarı sarı görünüyor şu şekilde meyan kökü. Bunlar tarçınımız var zaten bahsetmiştik. Ebe gümecimiz. Papatyamız bu... evet işte o çok önemli bağışıklık sistemimiz ekinezya. Ekinezya. Evet. Evet şöyle bir alalım. Papatyanın biraz daha büyüdür. Yaprakları çok hassas döküldü tabii üzerindeki çiçekleri ama ekinezya'da kış aylarında olmaz. Bundan böyle mesela bir parça mı atmam tabii bir gerekiyor? Parça atmanız gerekiyor. Evet. Bir parça bir ekinezya parça. Atıyorum. Evet, orası zaten bitti. Onları attık. Evet. Burada ıhlamurumuz var. Ihlamurumuz olmazsa olmaz. Ihlamur. Evet, çok iyi bir yumuşatıcı, çok iyi bir sakinleştirici. Şöyle. Aynı zamanda da hanımlar, ıhlamur ciddi anlamda iştah kapatıcıdır. İştah kapatıcı. Evet, eğer şekersiz içerlerse tabii. Evet. Onun yanında ada çayımız var. Olmazsa olmaz. Hemen bu şurada. Ha, şu boz yaprak olan. Olmazsa olmaz. Çok güçlü bir antiseptik, çok iyi bir mikrop kırıcı, diş etleri sağlığımız için çok önemli, boğaz sağlığımız için çok önemli. Hı hı. Ondan da bir tutam atacağız. Orada hemen... Şu mu? Evet, havlucan, onlardan bahsetmiştik havlucan. Köklerden, zencefilden bahsetmiştik. Burada hatmi çiçeğimiz var. Evet, bu da hatmi çiçeği. Evet, şöyle Barış Manço'nun rahmetlinin şarkısında bahsettiği gibi. Evet. Onun hemen yanında da gördüğünüz gibi kuşburnumuz var. Kuşburnu... Evet, bu Türkiye'mizin her yerinde neredeyse çok fazla var. Özellikle kronik yorgunlukta çok etkisi var. İyi bir C vitamini deposu, enerji hı hı. deposu. Hemen onun yanında da çok fazla aktarlarda bulunmuyor. Bu olmasa da olur ama nezle otu denilen bir ot var. Özellikle nezle grip durumlarında hastalığın... Nezle otu. Çok fazla bilinmez. Her aktarda olmayabilir. Ama yoksa da nezle otu olmadan da bu çay yapılabilir. Hepsinden bu bahsettiklerimizden biraz tutam attıklarında çok hoş, aroması çok güzel ve zevkle içilecek bir çaylara ellerinde olacak. Rengi de çok hoş olacak. Suyunuza bakarsanız evet. anlayacaksınız. Çok güzel. Tam da benim sevdiğim renk pembe pembe. Evet, çok güzel olmuş. Kıyafetinize de uydu. Kokusu da çok güzel olmuş. Gerçekten tam benlikmiş bu. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu kaynatma olayında da yanlış yapıyoruz biz. Tabii. Hani kaynatma deyince zannediyoruz ki bunların hepsini atacağız. Kaynayacak, hayır. kaynayacak. Hayır değil mi? Kaynamış suyun içine biz bunları atacağız. Demlemelerde yani ince yapraklı ve çiçekli bitkilerin tamamında demleme usulü uygulanır. Sıcak suyun içine atarak dediğiniz gibi 5 ila 10 dakika arası bitkisine göre değişir. Bazı bitkilerde 10 dakika fazladır çünkü tadını acıtır. Ama köklerde ise tam tersi muhakkak haşlama dediğimiz çok kısa süreli 5 dakikalık bir haşlama, bir kaynatma işlemi yapmamız lazım. Yoksa o, çıkmıyor. Çıkmaz, özü çıkmaz. Onunla ne yapmamız lazım? Mümkün olduğunca küçük parçalara bölmek lazım. Bakın gördüğünüz gibi kırılıyor. O sert görünüyor ama bölünüyor. Yok yok, birçoğu bunların kırılır aslında. Bakın gördüğünüz üzere böyle küçük küçük. Bunu da bölebilir miyiz? Onu da böleriz. Küçük küçük parçalara kökleri böleceğiz. Hı. Böldükten sonra bakın hepsi neredeyse. Bunların böyle ne kadar küçük parçalara bölersek o kadar iyi olur. Daha sonra 5 dakika su kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Kıramıyorum. Aa evet kırılıyor. Ama yöntemi biraz var nazik. Aslında. Ha, böyle aslında, mi? Evet çevirerek kıracaksınız. Ha. Böyle kırmaya kalkarsanız bunu ben de biraz zorlanırım. Neyse sonunda kırdık ama. Evet. Şimdi bu kış çayımız. Evet kış çayımız. Kış çayımızı yaptık. Özellikle terlemelerde hani bazı zorlanabiliyoruz. Hani hastayız, terlememiz gerekiyor. Hı hı. Bu doğal yoldan ter mi getiriyor? Evet, doğal yoldan ter getiriyor. Bağışıklık sistemine katkı sağlıyor. İşte ekinezya var içerisinde, işte içinde C vitamini var. Evet. Vücudumuzun direncini arttırıyor. Evet. Havlucan ve zencefille de vücudumuzu ısıtıyor zaten. Isıtıyor. Evet, çok ciddi anlamda mesela havlucan vücut ısıtıcıdır.
terleyip hastalığı bir an önce atmamıza. Hatırlarlar zaten eskiler. Ninelerimiz, evet, evet, annelerimiz ne yaparlardı? Soğuk algınlıklarında kesinlikle sıcak bir duş al. İşte bir takım merhemler sürerlerdi. Pomatlar atılırdı suyun içerisine. Hı. Vücudunuza sürülürdü ve battaniyeyle sıkı sıkı sarılırdınız. Terlerdiniz ve terle beraber de atılır. Hastalık biter giderdi. Zaten en eski ve en sağlıklı bilinen detoks yöntemidir değil zaten mi? Terlemek. Gerçekten terlemeden atılmıyor ama. Vücudunuz işte savaşı kazanıyor ama bir şekilde onu atması gerekiyor, kendini tazelemesi gerekiyor. Mekanizmanın bu sağlıklı çalıştığını gösteriyor zaten. Hı-hı. Şimdi buradaki bitkilerimiz, bu üçlü grup. Evet, onlar astım için. Astım için. Evet. Şimdi astımdan da muzdarip insanlarımız çok var. Bunlar şöyle tek tek tanıtırsak. Aslında şöyle girelim. Bakın zamanında birçok astım bronşitten dolayı astıma dönüyor ve küçük çocuklarda bu çok fazla oluyor. Zamanında çocuklarımıza bitki çaylarını sevdirelim. Demin verdiğimiz kış çaylarından aslında çocuklarımıza okula gitmeden değil birer mi tane içirmeye başlasak bünyelerini, bağışıklık sistemlerini güçlendireceğiz. Dolayısıyla da bronşit olmayıp astıma da dönmeyecek. Bunlar çok fazla bilinen bitkiler değil aslında. Birçoğu başka tedaviler için kullanılan bitkiler. Evet. Ama hepsi karıştığı zaman astım üzerine ciddi olumlu etkiler var. Mesela elinizdeki hayıt tohumu genellikle hemen size yakın olan. Evet. Kadınlarda menopoz ve adet dönemlerinde çok faydalı olmazsa olmaz bir bitki. Bunun adı neydi? Hayıt tohumu. Hayıt tohumu. Şimdi bunların hepsi aktarlarda var değil var mi? Var. Benim bunu kitabımdaki en büyük özelliklerden bir tanesi söyledim, bitkilerin tamamının Türkiye'de bulunabilecek kesinlikle bitkiler olduğu. Yani eğer açık söylüyorum kitaptaki bitki aktarda yoksa o aktardan şüphe etsinler. Heh. Onu diyeceğim. Nasıl ayırt edebiliriz? Yani gittik bir aktara, bunların saydıklarımızın 3 tanesini, 4 tanesini, 5 tanesini bulamadık. O zaman aktara şüphe, tabii kesinlikle şüphe edeceksin. He, işte bu bir ayrım olabilir. Evet, yani o olur zaten ama biz şunu söylüyoruz hep. Bizim Tabder güvenli alışveriş noktalarımız var. Yeşil biz Havan logomuz var. Oralara girdikleri takdirde güvenli alışveriş yapabilirler zaten. Güvenli alışverişin Tabder'in sitesine mutlaka uğrayınız değerli izleyiciler. Şimdi bunu bu üçünü de mi karıştırıyoruz? Nasıl? Evet, üçünü de karıştıracağız. İstiyorsanız tek tek bitkileri anlatalım. Tanıtalım. Evet. Evet, yanında hemen sığır kuyruğu var orada. Sığır kuyruğu. Evet, sığır kuyruğu da özellikle geçmeyen astım hastalarında çok fazla şöyle var. Gösterelim. Boğazlardaki evet, boğazlardaki tahrişler için devamlı bir öksürme hissi, onları gıcık baskılayıcı, bir gıcık durumunu ortadan kaldırmak için. Hmm. Burada boz çayımız var. Boz çayımız da yine solunum yolları ile ilgili şu hemen. Evet, şunu alalım. Ada çayına benzer, rengi daha açıktır ama aynı familyadan gelir. O da solunum yolu için olmazsa olmaz çok boz özel bir bitki. Boz çayı. Boz çay. Boz çay. Yanında keten tohumumuz var. Keten tohumu. Keten tohumu da üzerindeki müsilaj bir madde sayesinde bütün solunum yollarımızı kaplıyor. Hani o astım hastalarının kullandığı ilaçlarla aynı işi yapıyor ama çok doğal yoldan yapıyor. Hı. Dolayısıyla vücudun tepki vererek ani öksürük krizlerine girmesini engelliyor. Evet. Hemen orada yanında karahalile var. Bu da karahalile de şu tohumlar şu olan, evet, siyah olanlar. Genellikle hemoroid ve damar rahatsızlıkları tedavisinde kullanılır ama aslında da Hindistan'da çok yaygın olarak kullanılmakta ve çok ciddi neticeler alınmakta. Hmm. Hemen arkasında da bizim ülkemizin yine Akdeniz'in özellikle andız kökü. Andız kökü. Evet, akciğerlerimiz için çok önemli bitkilerden bir tanesi. Bunun pekmezini de biz sık sık tavsiye ediyoruz. Özellikle nereden bulabilirler, nasıl bulabilirler? Aktarlarda bulunuyor andızın pekmezi. Andız pekmezi astıma birebir. Evet, çok iyidir. Bir Akdeniz bitkisi ve kolaylıkla bulunabilir, çok ucuz fiyatlarda olan, çok kolay ulaşabilecekleri bir bitki. Ne yapacaklar? Bunlarla da çay yapacaklar. Ama şuna mı dikkat edecekler Ayhan Bey? Şimdi kök dedik ya, kökler evet, biraz daha geç oluyor diye. Evet, bakın, kökleri ayıracağız. Ayıracağız. Ama aynı kök gibi iri yapılı ve kalın tohum da var orada gördüğünüz üzere. Onu da ayıracağız. Onu arkadaşlar iyi ayırmışlar burada tabaklara. Hı-hı. İlk önce bu ikisini ayıracağız gayet güzel. Bunları yine mümkün olduğunca öyle küçük parçalara elle bölmeye çalışacaklar. Yoksa havanla, o elinizdekini ben de bölemem. Hiç vermeyeyim. Evet, o da havanda dövülebilir ama çok sert bir bitkidir. Havanda dövecekler. Islatmaya falan gerek var mı? Yok, o çayın içerisinde zaten bekleyecek. Havanda güzel küçük parçalar haline getirecekler. O ikisini onlardan birer tutam atıyorlar. Birer tutam ya da nasıl diyelim, havana dövdükten sonra birer çay kaşığı diyelim. Dövülecek birer çünkü çay kaşığı. Birer çay kaşığı. Andız ve karahalile. Dövülmüş hali atılacak. Diğerlerinden de nasıl bir ölçek verebiliriz? Onlarda da birer çay kaşığı. Evet, birer çay kaşığı onların hepsinden verebiliriz. Yalnız bir tek boz çaydan
Onu gösterelim şöyle. Ha. Şu kadar bir parça. Hı. Bir tutamdan biraz az. Yani avcumuzun iki parmağıyla aşağı yukarı 5-6 tane yaprak burada gördüğünüz üzere. Atacağız. Atacağız içine. Ve günde 2 defa, 3 defa bu çaydan içmeye devam edeceğiz. Ne kadar süre? Yani bunları ben 21 gün üzerine çok aşmamak gerektiğini düşünüyorum. Hı. Ve tavsiye ediyorum 21 gün verdikten, kullandıktan sonra bir hafta ara vermek, sonra tekrar başlayabilirler. Bunun için tabii astım için de Himalaya tuz lambalarını muhakkak öneriyoruz. Çünkü kaliteli hava bu anlamda çok 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 önemli. Yani solunum yoluyla ilgili bütün hastalıklarda Himalaya tuzu lambası mutlaka evde olacak. Evet, odada olsun. Hatta. Evet, yatak odalarında. Peki gece boyunca da mı yanmıyor? Gece boyunca yanmalarına gerek kalmıyor ama bana sorarsanız gecede 5-6 saat yanması gerekiyor. Bunu böyle söylüyorlar çünkü o iyonları yayması gerekiyor. Hmm, bir de uyurken rahat nefes almayı da kesinlikle sağlam. Uyku kalitesini arttırıyor. Kullananlar da şöyle dönem dönem geliyorlar yine bana sosyal medyadan ulaşıyorlar. Uyandığımız zaman dudaklarımızın etrafında beyaz bir halka, o kötü bir şey değil. Tuz havaya karışıyor ve dolayısıyla siz soluduğunuz için dudaklarınız nemli oraya geliyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Solunum yollarının rahatsızlıklarının tamamında astım hastaları da Himalaya tuz lambaları kullanabilirler. Neden uzak durmaları lazım? Hı. Kimyasallardan uzak durmaları lazım. Parfümlerden, parfümlü kozmetiklerden, ucuz kozmetiklerden uzak durmaları lazım. Mümkün olduğu kadar bu tür ürünleri organik sertifikalı ürünler olarak kullanmaları gerekir. Şu var mı peki Ayhan Bey? Şimdi evet ucuz kozmetik dediniz. Şimdi bu bildiğimiz hani marketlerde ya da başka yerlerde satılan ucuz kozmetiklerden ziyade bir de hani pahalı ürün kullanın diye bir şey çıkmıştı. Yok, böyle bir şey söz konusu değil. Ya pahalısı da ucuzu da aynı mı bunların? Bakın çok 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 şöyle söyleyeyim. Market mallarında şöyle bir sıkıntı var. Heh. Çok tüketiciyi cezbetmek için hanımların şöyle bir handikapı var, kokuya bayılıyorlar. Çok onlarla böyle tartışıyorum ben de zaman zaman. Mesela bir hanım geliyor, yüz kremi alacak. Kremi sürüyor, ilk önce kokluyor. Yani cildimi bu emdi mi, bana alerjik reaksiyon gösterir mi? Krem bir parfüm değil. Mesela en çok korkacakları şey çamaşır yumuşatıcıları çok kokusun diye dünya kadar İçine parfümler kullanıyorlar ve bunları maliyetleri de düşürmek için vahşi rekabetten dolayı çok kaliteli parfümler alıyorlar. Peki koku yerine ne kullanacağız? Yani çamaşırda özellikle ya organik parfümler var kullanabilirsiniz. Ha bu organik parfümleri nereden bulacağız? Var aktarlarda. Aktarlardaki parfümü kullanacağız. Aktarlardaki diye bakın organik dediğimiz zaman organik logosunun olması lazım üzerinde. O Havan dediğiniz logo mu? Yok, bu uluslararası işaretler. Ekosert denilen bir sertifikalandırma kuruluşu var mesela. Organik logosunun nasıl? Var tabii. Organik kozmetik bir yuvarlak bir logosu var ve sertifika numarası var. Türkiye'de gerçi onu da basamlar biz karşılaşıyoruz ama orijinalinde sorgulama numarası vardır üzerinde. Hı. Mesela Ekosert dediğimiz marka veriyorum burada. Bu marka değil çünkü. Bir marka. Değil. Ekosert. Ekosert bir sertifikalandırma kuruluşu. Bir kalite kuruluşu. Yani bizdeki TSE'ye karşı Fransa'da kurulmuş bir kalibrasyon sertifikalandırma kuruluşu. Orada internet sitelerinde şey var. Bunların referans numaraları var. Onlarla girdiğiniz zaman gerçek anlamda o ürünün organik sertifikalı olup olmadığını görüyoruz. İnşallah bizim ülkemize de gelir bir gün o sistem. İnşallah. Şimdi süremizin sonuna gelmişiz ama hemen şuradakileri de tanıtalım. Migren de çok ciddi anlamda sıkıntı. Evet, teker olmazsa olmaz. Burada biberiyemiz var. Muhakkak kullanılması migren lazım. Migren için biberiye. Evet, burada sarı kantaronumuz var. Sarı kantaron. Burada çuha çiçeğimiz var. Şöyle ben tutayım. Evet, çuha çiçeğine çok dikkat etsinler. Çuha çiçeği adı altında bazen yanlış bitkiler satılabiliyor. Burada da juniperi bazen Türkçesini yok değil bazen Türkçesini unutuyorum şimdi. Ben çok tanıdık geliyor bu kadar, bana. Bu kadar çok fazla bitkiyi aklınıza tuttuğu zaman bu da neydi? Olacak bu kadar dediğim İyi gibi. Demeyin, hayır yabani ben şimdi söyleyeceğim o aklıma neyse. Gelecekti. Evet. Burada ıhlamurumuz var. Bu da çok iyi bir sakinleştirici. Migren için. Evet. Bu da kedi otumuz var. Çok hoş kokmadığı için şöyle ağzını kapattık ama evet. Kedi otu, kökü, bunların hepsinden birer ölçek koydukları zaman birer tutam koyup günde 2-3 defa bunun çayını içebilirler. Hiçbir yan etkisi yok. 21 gün boyunca. 21 gün boyunca. Peki şunu sorayım hemen. 21 gün içtik. Ne kadar ara verip ne kadar içeceğiz? Ardıç meyvesi aklıma geldi. Evet. Yani 21 gün içmeyi 7 gün ara verip devamlı uygulayabilirler. Hiçbir yan etkisi yok. Bağışıklık yapmaz. Güvenle kullanabilirler. Ne yapabilirler? Eğer uyku problemleri varsa uyku problemlerine karşı da melisayı yastıklarına koyup yastıkların içine bir parça melisa koyup ya da bir iki damla lavanta yağı koydukları takdirde yastığın gece içine lavanta yağı ya da melisa koyarsak çok iyi uyuruz. Evet, çok kaliteli uyku uyursunuz.
Bir tek sinüzit kaldı galiba. Sinüzit kaldı ama onunla ilgili bir propolis hemen... Evet, onu da hemen çok basit verelim. Ben eski bir kronik sinüzit hastası olarak söyleyeyim. Evet. Ne yapabilirler? 1,5 litre içme suyunun içerisine bir yemek kaşığı pembe Himalaya tuzu, bir de şu gördüğünüz propolisten bir kapak kadar içine atıp karıştıracaklar. Günde 3 defa burunlarını temizleyerek, iyice çekerek genizlerini, hatta bunun için satılan bazı pompalar İnhalasyon var. İnhalasyon dediğimiz. Evet, bütün her tarafını temizleyecekler. Bu çok ciddi anlamda tedavi edecektir. Aynı zamanda da günde 10-15 damla da propolis içmelerini tavsiye ediyoruz. Ya o kadar çok şey var ki şimdi nasıl yazdılar bilmiyorum ekran başındakiler ama bunlar böyle bitmedi. Biz sizi daha sonra tekrar istiyoruz. Kısmet. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Sağlıklı günlerde hep birlikte olmak dileğiyle diyorum. Ve Ayhan Ercan'ı biz uğurluyoruz değerli izleyiciler. Reklama gideceğiz. Sonrasında tekrar buradayım. Hobibahçe.com'un sunduğu 2'den 4'e hayat devam edecek.